Rıza Tevfik Bölükbaşı'ndan devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı müfettişlik, doktorluk, öğretim görevliliği, milletvekilliği yapmış bir sanatçımız. Ama e, bu işleri yapması onun edebiyata ve sanata olan ilgisinde herhangi bir azaltma yapmamıştır. Sanatçı şiire, felsefeye, folklora ve sanata yakından ilgi duymuştur felsefeye olan ilgisinden dolayı biz Rıza Tevfik Bölük başını feylesof Rıza olarak da adlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi Rıza Tevfik ilk edebi anısı olarak arkadaşlar çocuk edebiyat şey çocuk bahçesi dergisinde bazı şiirler ve mektuplar yayınlamaya başlıyor. Şimdi o mektuplarda şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki ben Mehmet Emin Yurdakul'un yazmış olduğu şiirleri beğeniyorum. Ve artık Mehmet Emin Kul vari şiirler yazacağım der. Şimdi bu açıklamayı yapınca sene 1905 ne başlar? Edebi tartışma başlar. Çünkü felsef Rıza heceyle arkadaşlar bakın nedir Servet Fünun sonrası bir dönem. Değil mi? heceyle, koşma tarzında, nefes tarzında şiirler yazacağını söyler. Ve tartışma alevlenmeye başlar. Hatta çocuk bahçesinin kapanmasına kadar olay gider arkadaşlar. Ama bu olay hem Rıza Teyfi'nin ününün artmasına hem de arkadaşlar hecenin yavaş yavaş edebiyatımızda etkili olmasına sağlar. Ömer Naci gibi isimler karşı çıkar filozof Rıza'ya ama arkadaşlar o atacağı adımı atmıştır zaten. Şimdi demek ki birinci olayımız 1905 evet Edebi Hareketi tamam buna dikkat edeceğiz. Evet tartışmanın ardından Mehmet Emin Yurdakul der ki e, Mehmet Emin Yurdakul'a der ki ya senin şiirinde bir ahenksizlik gördüm ve ondan ben birazcık daha şiirle ilgili görüşlerime ne yapacağım bir daha değerlendireceğim der ve çok ilginçtir. Bu 1905'ten 6'dan sonra belki de bu tartışmadan dolayı, bu alevlenmeden dolayı biz bir 5-6 sene Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiir yazmadığını ve yayınlanmadığını görüyoruz. 1911 yılına kadar herhangi bir şiirini biz ortalıkta ne yapmıyoruz? görmüyoruz arkadaşlar. Ama 1911'den sonra bir değişme olur. Der ki biz Mehmet Emin Yurdakul'un yapmış olduğu bazı unsurlar vardı. Neydi? Mesela şiirden durakları kaldırmıştı. Neydi? Dörtlük anlayışını değil mi Mehmet Emin Yurdakul genelde uygulamamıştı. Hecenin 14, 15, 18, 19'lu ölçülerini kullanmıştı. Ya bunlar ahengi ne yapıyor? bozuyor diyerek yeni bir arayışını sürdüren biz Rıza Tevfik Bölükbaşı görüyoruz arkadaşlar. Ve şiirlerinde durağı tekrar getiren evet bir Rıza Tevfik ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Bu durakların gelmesi tekrar bir ahengi ne yapmıştır? Sağlamıştır. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı'nda diğer önemli bir unsur da şu arkadaşlar. Belli bir dönem Abdülhak Tarhan'ın tesirinde kaldığını görüyoruz. Yine Bektaşi tekkesine bağlı olduğunu görüyoruz. Bektaşi tekkesine bağlılık onun eserine de yansımıştır. Koşmalar, nefesler yazmıştır ve tekke edebiyatına ve e, anonim halk edebiyatına ve saz şairleri edebiyatı dediğimiz edebiyata ilgi duymaya Başlamıştır. Zaten onun şiire merakı da birazcık nereden geliyor? Buradan geliyor arkadaşlar. Evet. Tekrar işte tekke edebiyatı, halk edebiyatı, bektaşı kültürü. Onun arkadaşlar Mehmet Emin şiirine karşı olarak belli bir dönem sonra ne yapmıştır? Tekrar durakları getirmesine, ahenkli unsurları tekrar getirmesine ne yapmıştır? E, sebebiyet vermiştir, sağlamıştır diyebiliriz. Yine Rıza Teyfi'nin folklorla ilgili de söylemiştik bir önceki dersimizde. Nesi çalışmaları vardı. Folklor tanıtan üçüncü yazıyı yazmıştı. 1911'de Divan adlı bir şiiri var arkadaşlar. Bu şiirle birlikte artık o Mehmet Emin Yurdakul'un kaldırmış olduğu durakları tekrar getirdiğini görüyoruz. Hocam bunları niye anlatıyorsunuz derseniz biz de Mehmet Emin Yurdakul şiirin erken sesiydi arkadaşlar. Bakın ve arkasından da biz Filosof Rıza'yı görürüz. Sene 1911 yani genç kalemler yeni çıkmış ve e, o makalesini yeni yayınlamış. Ama o arada biz hem Mehmet Emin Yurdakul'da hem de arkadaşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı'nda ne görüyoruz? Heceyle şiir yazıldığını görüyoruz. Anlatmak istediğim husus bu arkadaşlar. Zaten o yüzden milli edebiyatın içerisinde de işliyoruz. Demek ki hem eski hem yeni ile ilgili eserleri var. Bu eser şiirleri var. Bu şiirleri de biz serabı ömrüm içerisinde yayınladığını görüyoruz arkadaşlar. Hem eserlerle şöyle genel bir manada bakalım. Hem de arkadaşlar son sözlerimizi söyleyip Rıza Tevfik Bölükbaşı'nda bitirmiş olalım. Şimdi şiirlerin hepsini Serabı Ömrüm adıyla topluyor arkadaşlar. 2. Ömer Hayyam ve Rübailerini çeviriyor. Biliyorsunuz Ömer Hayyam İran edebiyatında Rübai'nin en önemli ismi olmuştur. Bizde Azmizade Haleti gibi isimler var değil mi? Ama Rübai'nin etkisi o tek dörtlüğün etkisi arkadaşlar edebiyatımızda devam etmiş. Hem o halk edebiyat döneminde hem milli edebiyat döneminde ki bakın Rıza Tevfik hem de Cumhuriyet döneminde Arif Nihat Asya değil mi? Rübabiyet diye şiirleri var biliyorsunuz. Bizde Rübain etkisi devam etmiş. Hatta bir isim daha söyleyeyim söylemişken Yahya Kemal Beyatlı'da da biz Rübai örneklerini görüyoruz. Diğer bir eseri düz yazı olarak arkadaşlar Felsefe dersleri diye bir eseri var. Zaten e, üniversitede biliyorsunuz felsefe dersleri veriyor. O yüzden de felsefe, feylosof rıza dendiğini biliyoruz arkadaşlar. Abdülhak Hamit'e ilgi duydu demiştik bir dönemde. Abdülhak Kamit Tarhan'la ilgili eserinde olduğunu biz görmekteyiz. Ali Canip yöntemden devam ediyoruz arkadaşlar. Ali Canip yöntemi biz ilk yeni lisan içerisinde görüyoruz. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte değil mi? Genç Kalemler dergisinde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi o dönemde çok gençti. Bunu önceki derslerimizde de söyledik. Hatta Ziya Gökalp'in değil mi bu işin fikir babası olması, iddiat ve terakkide söz sahibi olması, Ömer Seyfettin'in kaleminin kuvvetli olması Ali Canibi biraz üçüncü plana ne yapmıştı? itmişti. Ama şunu da görüyoruz. Ali Canip bu iki sanatçı arasında en uzun yaşayanlardan birisi olmuştur bu üç sanatçı içerisinde. Şimdi Ziya Gökalp'in fikir babası olduğu bir proje yeni lisan biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Ali Canip de onun arkadaşlar en iyi savunucularından biri olmuştur. Tamam üçüncü planda yer almış olabilir ama önünde Ömer Seyfettin gibi iyi bir yazarın olması onu yetiştirme adına etkili olmuştur. Fikir yönüyle de Ziya Gökalp'in baskın tipi onda yetişmesi adına özellikle edebi hayatının ilk dönemlerinde etkili olmuştur. Şimdi milli edebiyatın tartışıldığı bir dönemin içerisinde kendisini buluyor arkadaşlar. Tamam çünkü yeni lisan makalesi, genç kalemler bunlar kolay unsurlar değil arkadaşlar ve biliyorsunuz çok ciddi bir tesir ediyor ve Ali Canip yöntemi de bir anda arkadaşlar bilinen yazarlar içerisinde ne yapıyor? Koyuyor arkadaşlar. Ama Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin bu yükü daha fazla yüklendiği için biraz önce de söylediğim gibi Ali Canip'in ilk dönemlerde rolünün anlaşılmasına ne yapılmıştır? Tam... E, kendini gösterememesine, rolünün tam anlaşılmamasına sebebiyet vermiştir. Şimdi geçebiliriz. <laughs> arkadaşlar ilk şiirlerinde biz muallim Naci etkisini görmekteyiz. Yani Aruz'la şiir yazan bir sanatçıyı görüyoruz arkadaşlar. Hemen arkasından Servet Hünün etkisini görüyoruz ve Servet Fünun'da Tevfiye benzer, Cenaba benzer bazı şiirler yazdığını sanatçının biz şahit olmaktayız arkadaşlar. E, Aruz vezniyle ve Sade Dille yazmış olduğu grup gecelere doğru yağmurdan sonra işte gözlerin gibi şiirleri biz onun Servet Fü'nün dönemi eseri olarak ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi diğer bir unsura geldiğimiz zaman Ali Canibi biz arkadaşlar zaten servet döneminde ne yaptık? İşledik. Daha sonra biz onu fecre atide ne yapmaktayız? Görmekteyiz. İmzası var orada. Bir genç olarak fecre ati oluşumun içerisinde de yer almış ve Ahmet Haşim'den de etkilenmiş. Zaten bakın hem grup hem gecelere doğru hem yağmurdan sonra bunlar arkadaşlar bizim hem servet fünunda hem de fecre atide olan ifadelerimiz. Gece, güneşin batışı değil mi? Yağmur, ya Tevfik Fikret'te yok muydu? Yağmur şiiri vardı değil mi? Cenab Şahabettin'de Elhan-ı Şita yok muydu? Evet vardı değil mi? Ahmet Haşim bir akşam şairi, gece şairi değil miydi? Evet vardı. Bakın örneklerde gördüğümüz gibi işte arkadaşlar gerek yağmurdan sonra olsun gerek gözlerin olsun gerek de işte nedamet gibi şiirlerinde biz Pejrati ve Servet etkisine etkisini görüyoruz arkadaşlar. Evet sene 1913 ve sonrası arkadaşlar Ali Canip ondan sonra kendisini ilmi çalışmalara vermiştir. Ve yavaş yavaş da şiiri bırakmıştır arkadaşlar. Ama Kaval şiiri 1913 onun hece veznini başarılı bir şekilde kullandığı şiir olarak arkadaşlar görmekteyiz. 1914 aşama aşama gidiyorum arkadaşlar. Ömer Seyfettin bir makale yayınlıyor. Makalenin ismi Ali Canip Bey ve Sanatı. O makalede bakın şöyle söylüyor. Kim için? Ali Canip yöntem için. Sade, saf. Terkipsiz yani tamlamasız tabi Türkçe ile yeni lisanla ilk defa bize güzel şiirler yazan Ali Canip Bey'dir diyor arkadaşlar. Ömer Seyfettin bu sözlerle arkadaşı olan Ali Canip'i de övmüş yüceltmiş oluyor arkadaşlar. Evet sonra sanatçı bu yazmış olduğu şiirlere 17 tane şiir vardır arkadaşlar. Geçtiğim Yol adlı kitabında toplamıştır. Tamam önceden de söylemiştik. Ali Canip Yöntem Geçtiğim Yol. Yol yöntem oradan aklımıza kalacak arkadaşlar. Şimdi sonraki yıllarda Ziya Gökalp bir fikir adamı. Ömer Seyfettin bir hikaye yazarı. Ali Canip Yöntem de bir edebiyat araştırmacı olarak yazı hayatına devam ettiğini biz görüyoruz. Şimdi daha sonraki dönemlerde hani Milli Edebiyat ve Genç Kalemler olayı patlak verince, patlayınca tabii ki eleştiriler de geliyor ve kendisine tartışma açan insanlar da çıkıyor. Bunlardan biri de biliyorsunuz Cenap Şahabettin. Ali Canip yöntemle Cenap Şahabettin dil üzerine özellikle atışmalar yapıyor ve Ali Canip yöntem daha sonra bu kalem mücadelelerinin bir kısmını milli edebiyat meseleleri ve Cenab-ı Beyle münakaşalarım adıyla kitap olarak yayınlıyor arkadaşlar. Evet daha sonra biz sanatçımızın şiirden biraz uzaklaştığını demiştik gördük demiştik İşte ondan sonra ne yapıyor liseler için antoloji ve edebiyat ders kitapları yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Evet demek ki önce feylesof rıza'yı işledik sonra da 3 silahşör'dan birisi olan ali canip yöntemi görmüş olduk arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle